Şunu sorarak başlamak istiyorum. Öncelikle Muhammed Hacı'ya. Muhammed, sen neredesin şu anda? Ben şu an Mısır'dayım. Yani 172. gün buraya geldim. 172 gün sonra, yani felaketlerden sonra geldim buraya. Gazze'deydin tüm süreç boyunca. Seninle oradan yayınlar yaptık. Ne Evet. kadar oldu Gazze'den çıkalı? Kaç hafta oldu? Gazze şehrindeydim ama 1,5 ay önce Gazze şehrinden güneye tarafına geçtim. Ölümden korkmak için değil, saldırıdan korkmak için değil. Yani bize umut asan insanların ölümünü görmemek için. Ben annem babamla yaşıyordum. Çocuklarımı, hanımımı gurbette bırakarak annemle babamla kaldım. Ama babam şehit düştü. Annem de Allah rahmet yaralanıp eylesin. Rusya'ya tedavi görmek için gitti abimin yanına. Tek kaldım. Ama dayanmak için çok çalıştım. Orada kalmak için çok çalıştım. Kendi evlerimizin sıcaklığı hiçbir yerde bulamıyoruz. Yeniden döneceğim ama Tahir'e sormak istiyorum. Şu an Tahir nerede? Ne yapıyor? Nasıl yaşıyor? Selamünaleyküm. Ana موجود حاليا في مدينة رفح مخيم بدر بجانب المستشفى الإماراتي الموجود هنا. الأوضاع الحمد لله يعني نسبيا من الاستهدافات القليلة يعني منذ صباح اليوم، لكن بشكل عام اليوم أهدى يعني الحمد لله. Allah yardımcınız olsun öncelikle. Şu ana kadar en çok size destek olan ülkeleri saymanız gerekirse en başta hangi ülkeler gelir? 3 ülke, 5 ülke arasında ve şu anda en çok ihtiyaç duyduğunuz şey yardım malzemesi anlamında ne? أنا ممكن أعدد لك الكثير يعني من الدول اللي قدمت مساعدات لغزة بنسب متفاوتة إلى حد ما بين كل دولة ودولة، لكن صعب إني أحدد الثلاثة الأولى يعني لأنه كثير متقاربة من بعض الدول. يعني كان مثلا تركيا قدمت العديد من المساعدات لغزة، الإمارات قدمت الكثير من المساعدات الإنسانية، التي النرويج قدمت، باكستان، الكثير، مصر، الأردن، سوريا، الكثير، العديد من دول العالم. لكن كان بالنسبة للاحتياجات أو الوضع اللي احنا بنعيشه في الوقت، بنحتاج الكثير من المقومات الحياة الأساسية. يعني احنا بنحكي مشرب، ملبس، نحكي عن مأوى. كثير من الناس كان ما فيش خيام، ما فيش لهم مأوى، ما فيش لهم مكان خيام كافي، يعني ما فيش خيام كافية يجلسوا فيها، وما فيش مساحة أساسا لنصب الخيام، مساحة ضيقة على العدد أو كم الناس اللي محشورة في رفح. Peki Muhammed, sen Mısır'a geçtin. Refah sınır kapısını da gördün. Gazze'de zaten 170 gün boyunca orada direndin. Açıkçası aklımız fikrimiz seninleydi yani bütün süreç boyunca. Milyonlarca kişi izledi röportajımızı. Sen peki bu yardım yapan ülkeler sıralamasını nasıl oluşturursun? Şimdi ilk baştan itibaren biz yani Türk ürünleri görüyoruz. Hatta yani başka ülkelerden gelen yardımlar Türk ürünleriydi. Hatta ben bir gün yani ben şaşkın kaldım. Yani Ürdün kralı iniş yaptı, yani yardım inişi yaptı kilisede. Kilisedeki olan bir teyze vardı. O zaman bize yemeğe davet etti. Bize Türk ürünleri, Türk bisküvisi, hatta Kayseri'de üretilmiş. Kayseri'nin adını gördüm. Ben de yani Kayseri'yi seviyorum. Yani orada kaldım, yaşadım, öğrendim. Arkadaşıma gönderdim Kayserili bisküvimiz var diye o zaman. Yani hatta onların yardımları, yani başka ülkelerin yardımları Türk ürünleridir. Şimdi güneye geçtikten sonra sadece Türk ürünleri görüyoruz.
görüyoruz. Kumanyaları görüyoruz. Yani birincilikle Türkiye'den, yani Türk vakıflarından, Hayrat Vakfı, ister Kızılay, ister AFAD, bir de kampa girince Türk çadırları görüyorsunuz. En çok Türk çadırları görüyorsunuz, sonra Katar çadırları. Yardımlarda Türk ürünleri ya da Türkiye'den yardımları, sonra da Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen yardımları görüyorsunuz. Rafah kapısından girince yani Türk vakıflarından gelen yardımlar gördüm. Hatta Mısır tarafında mı gördün? Yüzlerce sayıda tır var. Gelen yardımlar, yani Hayrat Vakfı ve AFAD, Kızılay, başka vakıflar, yani Türk yardımların, yani Gazze'ye gelen yardımların %60'ı civarındadır. Sonra da Arap Emirliklerden gelenler. كثير أو العديد من البضائع الموجودة في الأسواق الآن متواجدة أغلبها أو كثير منها تقدم بشكل مساعدات مثل يعني خلينا نقول عن يعني اللحمة هاي في حلاوة في بعض لا هاي مقدمة على شكل مساعدات حتى başka ülkelerin bazı ürünleri bize garip geliyor. Yenmiyor burada. Kültürümüz, yani yemek kültürü Türkiye'ye yakın olduğundan. Batı Şeria'da da, Ramallah'ta, diğer Filistin bölgelerinde Türk ürünleri var mı ve bu Türk nereden geliyor onlara? Nisbile tabi'yetle الأيام العادية قبل الحرب يعني كانت اللي هو الأسواق الفلسطينية تعم بالبضائع كانت تجارة عامرة أو بشكل كبير بين والأراضي الفلسطينية سواء في قطاع غزة والضفة الغربية كانت الأسواق مليئة بالبضائع وكان بيتم استيراد هذه البضائع عن طريق الشحن المائي في ميناء سدود الإسرائيلي استخدام اللي هو الميناء الإسرائيلية لتوصيل البضائع للمناطق وكان هو الممر الأساسي لهذه Şimdi herhangi bir ürün, yani ister Türkiye'den ister başka ülkelerden Gazze'ye getirmek istersek İsrail kontrolünden geçmesi gerek. Yani biz mesela Türk ürünleri ya da herhangi bir ürün Gazze'ye getirmek istersek bir sorun Gazze'ye getirmek istersek İsrail Ashdod Havalimanı'ndan geçiyor. Hatta teknik sınavlarına girdikten sonra geçiyor. Yani herhangi bir ürün alamıyoruz. Gazze ambargo zaten ambargo altındaydı 17 yıldır. Şimdi peki bu durum Ramallah için de, Batı Şeria'daki El Halil için, bütün diğer şehirler için de geçerli mi? Oradaki aynen. Filistinli, ben çünkü bakkala girdim, Kudüs'e geldim Temmuz ayında. Bakkala girdiğimde orada Türk ürünlerini gördüm. Ama onlar İçerli. Gazze'de değildi sonuçta. Batı Şeria'daydı, El Halil'deydi, işte ne bileyim, Ramallah'taydı. Onlar için de mi geçerli bu koşul? Yani tabii, onlar da illaki İsrail gümrüğünden mi almak zorunda bunu? Tabii geçerlidir. Hatta yani Ürdün tarafından, yani Batı Şeria'dan Batı Şeria'ya ürün giren ürünler Ürdün'den girmek isterse bile İsrail kontrol noktasından girmesi gerek. Yani tüm Filistinliler, yani bu o toprakta, yani Filistin topraklarında herhangi Filistinliye geçerli. Tahir, şu anda çevresindeki çadır varsa veya işte Gazze'nin o halini bize çok kısa bir gösterebilir mi ön kamerayla beraber? في حوالي خيام بس للاسف انه الانترنت ما بيسعفني اوصل لهناك. Tamam, çok teşekkür ederiz. Eklemek istediği bir şey varsa buradan, hem Türkiye hem de dünyaya iletmek istediği bir mesaj varsa onu da alalım. حياك الله وانا تشكركم على هذه الاستضافه الجميله وانا سعيد جدا في هذا اللقاء. الرسالة اللي أنا حابب أوجهها للعالم إنه إحنا في غزة نتعرض لإبادة جماعية، وهي الإبادة ما إرسال مساعدات،
تتطلب ضغوط دوليه لوقف هذه الاباده. احنا مش ما بدنا انه انت صحيح انه محتاجه ومحتاجه مساعدات انك تقدم لها وتساعدها، ولكن مش هو هذا المطلب الاساسي لهم. المطلب الاساسي انه انت توقف هذه الاباده، تضغط على اسرائيل لايقاف هذه الاباده، لانه تعدت مقاطع هي في كل اتجاهاتها، من قصف لدمار لنزوح لتشرد لمرض لخيام لكثير امور، كل جانب منها بشكل وحده. يعني هاي اباده، هاي اباده بنطالب العالم انه لايقاف هذه الاباده الى جانب الاسعافات الانسانيه اللي بتم ارسالها للناس. Evet, Allah yardımcılar olsun. Son soru Tahir'e. Türkiye'de bazı siyasiler şöyle çağrılarda bulunuyorlar: İsrail'le ticareti kes. Bu çağrıyı nasıl buluyor Tahir? أنا أعتقد أن هاي المطالبات كثير في مصالحنا إحنا، لأن الكثير من الأسواق الفلسطينية أو الأسواق الموجودة في غزة تعتمد على البضائع التركية. وأنا شخص لابس بلوزة تركية وبنطلون تركي، البضائع التركية غازية الأسواق عندنا، بتغذيها بشكل، وإحنا بنعتمد عليها من ناحية جودة أفضل إلى حد ما، إلى جانب أنها السعر أقل من باقي لذلك إحنا بنفضلها، فهي إلها سوق ورواج كبير عندنا وإحنا بنعتمد عليها كبير. فإذا توقف، إذا كان هذا القرار صحيح وتم تنفيذه، فإحنا رح نتأثر بشكل الأسواق الفلسطينية. أعتقد أنه صعب تتأقلم مع نفس السوق. 2014 savaşı şöyle siyasetçiler şey dedi: Kudüs'e neden gidiyorsunuz? Tel Aviv havalimanını kullanarak gidiyorsunuz dediler. Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a dediler. Kudüs'e gitmek hedef, yani bir hedef. Orada Osmanlılığı unutmayan insanlara destek vermek. Siz Kudüs'e geldiniz, yani belki gördünüz. Belki yani tüm dünyada Osmanlılık çıkmış, oradan çıkmamıştır hala. Oraya, oranın insanlarına destek vermek çok iyi bir şey. Yani herhangi liman kullanarak, ama gelin kullanmayalım diye gitmeyelim mi? Hiçbir çözüm yok başka. Başka bir çözüm var mı ki? Türkiye İsrail'le ticareti durdurursa eğer, ürünleri yani Gazze'ye ulaştırabilecek bir çözüm var mı? Yani ürünler, gıda malzemelerimiz önümüz zaten Türkiye'den geliyor en azından. Şekerimiz Türkiye'den geliyor. Marketlerimizde bilmiyorum, izin verirseniz ürünlerin adından bahsedeyim. Yani marketlerimiz yungadan dolu. Yunca yağları, yunca ürünleri, çayları. Şimdi bu ürünleri Gazze'ye getirmek için başka bir yol var mı ki? O soruya cevap versinler, sonra öyle konuşsunlar. Ben eminim ki onların cevabı yok. Ama asıl çözümün sorunu yani yardım göndermek değil. Yardım, yani Gazze'liler çok ezik bir halk değil. Hiç ezik bir halk değil. Gazze'liler aç değil. Yani yataklarımızdan başka bir yatağa yatmadık. Başka evlerden hatta yemekten mahcup oluyoruz, utanıyoruz. Yani tok çıkıyoruz evlerimizden. Çözüm istiyoruz. Bir de Türkiye'den gerçek beklentimiz her derdimizde gibi olduğu gibi bizim yanımızda duran Türkiye'dir. O sorunun çözümüne müdahale etmesini bekliyoruz. Gerçekten. Çünkü o müdahale ederse Filistinlilere hiç zulüm etmeyecek çözümde. Olan çözümde. İnşallah. Buyurun. Karabağ Ermenistan işgali altında kaldı 30 yıl boyunca. Azerbaycan toprağıydı. 3 sene önce Türkiye'nin de desteğiyle o topraklar işgalden kurtuldu. Oradaki insanlar zulümden kurtuldu. Libya'da masum insanların üzerine bombalar yağıyordu.
Türkiye başta gücü yetmedi ama sonra toparlandı, gitti o bölgeyi huzura, sağlığa kavuşturdu. Irak'ta, Suriye'de bu oldu. Sadece yardım etmek elinden geliyor Türkiye'nin. Ama yakın gelecek inşallah o özlediğimiz tabloya kavuşuruz diye ümit ediyorum. Allah'a emanet ol Muhammed. Siz de Dahi Allah'a emanet olun. selamun aleyküm.